2022 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifi üzerine söz aldığım Yüce Meclisimizi ve değerli halkımızı saygıyla selamlıyorum. PKK terör örgütüne karşı vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımız Ramazan Günay'a, Mehmet Serinkan'a, İsmail Yazıcı'ya, Yasin Karaca'ya, Çağatay Erenoğlu'na, Emre Taşkın'a, Abdülkadir İYEM'e, Ahmet Arslan'a, Semih Yılmaz'a, Cebrail Dündar'a, Kemal Aslan'a, Enis Budak'a Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yüce milletimizin başı sağ olsun. Zaman geçiyor. Tek biten şey insan hayatı. Ama keşke insan hayatı bu kadar ucuz, ölüm bu kadar kolay olmasaydı demek zorunda kaldık deprem sonrası. Çünkü Türkiye deprem bölgesinin çığlıklarını duymadı, duyamadı. Yıllarca deprem vergisi topladınız ama bu depremde de dakikalar içinde iletişim altyapısı çöktü. Buna rağmen İletişim Başkanlığı bütçesi deprem nedeniyle arttı diyebilme yüzsüzlüğünde bulunanlar var. Utanın, hala inşa, ihya ve büyüme sloganları atabiliyorsunuz. Pes doğrusu. 6 Şubat depremlerini yaşamış bir doktor, bir anne olarak şunu söyleyeyim. Yokluklarla baş başa bırakılmış depremzedeler başta olmak üzere bu ülkede adaletsizliklerle, haksızlık ve hukuksuzluklarla mücadele edenler eşit, adil ve şeffaf bir bütçenin sizin iktidarınızda imkansız olduğunu biliyorlar. Bu bütçe deprem kentlerinin insanlarının unutulduk diyen sessiz çığlığını duymayan bir bütçedir. Bu bütçe deprem bölgesinin üstü örtülen sorunlarına çözüm olmayan bir bütçedir. Halkın yıllarca çalışıp kazanabildiğini dakikalar içinde harcayan bir saraydan gelen bir bütçe bu bütçe. İnsanlarımızın umutsuz ve gelecekten kaygılı olduğu, genel başkanımızın da dediği gibi daha az eşit olan deprem şehirlerinin duyulmayan sesi olarak bu bütçeye karşı ses yükseltiyorum. Çaresizliğin ve yoksulluğun kadınların sırtına yüklendiği deprem bölgesinin bir kadın milletvekili olarak depremden bu yana her şey yolundaymış gibi göstermeye çalışanlara karşı isyan ediyorum. Deprem bölgesine 2023'te 700 milyar TL harcadığınızı, 2024'te de 1 trilyon TL harcayacağınızı beyan ediyorsunuz. Ama biz deprem bölgesine baktığımızda bunların içi boş rakamlar olduğunu görüyoruz. Şehirlerimizin umutsuzluğa mahkum edildiğini görmemek için gören gözlerin kör, duyan kulakların sağır olması gerekir. Ama biz görüyoruz ve duyuyoruz. Ve halkımıza diyoruz ki yalnız ve umutsuz değilsiniz. Depremden bu yana üzerine sessiz bir örtü örttüğünüz Osmaniye'm dahil 11 ilimizde 50 binden fazla canımız gitti. 10 binlerce bina yıkıldı, 10 binlercesi ağır hasar aldı. Sadece Osmaniye'mizde 1010 yurttaşımızı kaybettik. Yüzlerce bina dakikalar içinde yıkıldı, binlercesi ağır hasar aldı. Yaşadıklarımız hafızalarımızdan hala silinmedi, silinmeyecek. Ama sizin yaşananları unutmanız için birkaç ay yetti. Ve deprem kentlerini kaderiyle baş başa bıraktınız. Öyle duyarsızlaştınız ki ağır hasarlı binaları yıkmayı unuttunuz. Depremden canını zor kurtarmış vatandaşlarımız kent merkezlerinde kendiliğinden yıkılmaya devam eden binaların etrafında can güvenlikleri olmadan yaşamaya devam ettiler, ediyorlar. Çünkü kervan yolda dizilir anlayışıyla hareket eden iktidarınızın yöneticileri ağırdan almaya, son dakika hazırlanmış kent planlarını çözüm diye sunmaya devam ediyorlar. Genel Başkanımız Özgür Özel 11 Kasım'da Osmaniye'mizi ziyaret etti. Dedi ki deprem konutları çok yavaş ilerliyor. 2 gün sonra vali bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu açıklamayla biz öğrendik ki her 10 hak sahibinden ancak biri yıl sonu itibariyle konut sahibi olacak. Diğer kalan 9'u kışın ayazında konteynerda donmaya devam edecek. 2 gün önce vali bey yine konuştu. Konutları teslim ediyoruz, edeceğiz demeye devam. Yani görünen o ki yağmur suyunda kalan yolları çamurlu, susuz konteyner kentlere depremzedeler daha çok uzun mahkum. Sürecin uzayacağını biliyorsunuz ki son torba kanunda konutların yapımı için 6 ay daha ek süre istemek zorunda kaldınız. Bir deprem ülkesinde çıraklık, kalfalık, ustalık dönemlerini geçirmiş 21 yıllık iktidarsınız. Ama daha hala deprem politikanız yok.
orta hasarlı binalar. Onlara dair belirsizliklerle dolu bir genelge yayınladınız. O da ancak aylar sonra. Genelgede sözü edilen hibelerde, kredilerde daha ortada yok. Neredeyse bir yıl olacak. Vatandaş soruyor. Ama duyan nerede? Temmuz'da ilk deprem bütçesi getirdiniz. Biz de dedik ki depremzedelerin yükünü alacaklar, depremzede esnafa, çiftçiye herhalde sahip çıkılacak dedik. Ama siz Osmaniye dahil 6 ili mücbir halin devam ettiği illerin listesinden tam da Temmuz ayında çıkardınız. Dükkanlarını da depremde kaybeden esnaflara haydi bakalım Bağkur borçlarınızı ödeyin dediniz. Deprem sonrası hak sahipliğini kazanan esnaflarımız bizim halimiz ne olacak diyor. Malum ulaşım konusunda çok mahirsiniz, ustasınız. Buna rağmen şehrim Osmaniye'de zaten doğru dürüst yol yok. Onlar olanlar da depremde hasar almışken, köylerimize ulaşamıyor hale gelmişken siz aylarca parmağınızı kımıldatmadınız. Ben burada dile getirdikten sonra ancak adım attınız. Yaşanan kazalarda yüzlerce insanımızı kaybettiğimiz Ceyhan Kadirli Osmaniye yolunu bir türlü bitiremediniz. Organize sanayi yaptık yapacağız dediğiniz düz içinin doğru dürüst yolu yok beyler. Osmaniye'ye 165 kilometre bölünmüş yol yaptık diye övünüyorsunuz. Ama yatırım programlarına koyup söz verip çoğuna başlayamadığınız projeler için hiç utanmıyorsunuz. Bütün bunlara rağmen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi geçmediği yollar, kullanmadığı köprüler için bu bütçeye vergi vermeye devam eden Osmaniyeli vatandaşımdan özür dileyin. Ve Osmaniye'nin yıllardır bitirilemeyen 10 milyarlarca liranın heba edildiği demir yollarını da artık bitirin. Vekiliniz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sormuş. Osmaniyeli yurttaşımız ne zaman hızlı trene binecek diye. Ben de merak ediyorum ne zaman bineceğiz. Projelerin adı değişiyor, maliyeti artıyor, dış krediler yüklüyorsunuz vatandaşa ama hala soruya cevap yok. Halka değil inadına yandaşa hizmet eden bir anlayışınız olduğu için bitmiyor. Bu nedenle Osmaniye'm işte daha az eşit sizin yüzünüzden. Sağlık bir başka kör alan sizin için. Osmaniye Devlet Hastanesi yeni yaptınız. Depremde yeni binanın duvarları yıkıldı ama aceleyle seçimden önce açtınız. Günde 1 milyon nüfusa hizmet veriyor diye övünüyorsunuz. Oysaki içinde doktor yok, olan doktorları da tutmak için bir çabanız yok. Hastanelerde randevu problemi bütün ülkemizde kronikken deprem bölgesinde kırmızı alarm veriyor. O yüzden övünmeyi bırakın artık. Bir an önce deprem bölgesinden yüzlerce hasta gelen Osmaniye Devlet Hastanesi'nin ihtiyaç olan branşlarına atamayı yapın. Ayrıca bu hastaneyi yapanların yayalar için bir geçit yapmayı dahi akıl edememiş olmalarını acemiliklerine veriyorum. İnsanlar hastane yolunda ölüyor, haberiniz var mı? Aile sağlığı merkezleri depremin ve sonrasının ağırlığını taşıyanlar oldular. Depremde ağır hasarlı binalardaki aile hekimlerine hemen çıkın dediniz. Onlar hizmete devam ettiler, mücadele ettiler. Siz ise bu ASM'lerin tekrar oluşturulması için söz ayıracağız dediğiniz bütçeleri ayırmadınız, attığınız tweetler duruyor. Depremzedeler için en hayati konu ise su. Her yanı su olan Osmaniye'nin depremden zarar gören su göletlerini tamir etme girişimine dahi bulunmadınız. Susuz bıraktığınız tarım arazilerini bir yıl daha çoraklığa mahkum ettiniz. Senelerdir söz verdiğiniz, her seçimde kurdelesini keseceğiz dediğiniz Düzici Çatak Barajı'nı bitiremediniz. Tablo buyken devlet büyük, devlet güçlü, devletin parası var. Neden deprem kentlerine gelince bu para yok oluyor diye soruyor benim depremzede vatandaşlarım. Daha az eşit depremzede yurttaşlarımız vergi ödemeye devam ettikleri bu bütçeden eşit pay sahibi olmak istiyorlar. Ve iktidarınıza duyun bizi diyorlar. Ardı arkası kesilmeyen ve kesilmeyecek olan bu depremler için artık somut adım bekliyorlar. Deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza sesleniyorum. Bu bütçenin içinden deprem bölgesine ayrılan payın ve verilen sözlerin tümünün takipçisi olacağız. Zorluklarla mücadeleyi iyi bilen bizler, halkına verdiği sözleri unutmayan bizler buradan söylüyoruz. Halkın sorunlarını görmezden gelen, deprem bölgesini unutan bütçenize hayır diyoruz. Mutlu çocukların, umutlu gençlerin, güçlü kadınların, refah içinde emeklilik yaşayacak tüm yurttaşlarımız için adil, eşit bir bütçeyi en kısa zamanda biz yapacağız diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.